Arkadaşlar merhabalar. 9. sınıf biyoloji dersi 1. dönem 1. yazı hazırlığı yapacağız. Birlikte videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca açıklama kısmına 9. sınıfın diğer derslerine ilişkin yazılı hazırlık videolarını da bırakıyorum. Onları da inceleyebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Örnek bir yazılı kağıdı hazırladık. Onun üzerinden çalışacağız. İlk bölümümüz boşluk doldurma. Bitkilerin fotosentezle besin üretmesi, hayvanların protein ya da lipid sentezlemesi nokta nokta olayını örnek olarak verilebilir. Hangi olaya örnek olarak verebiliriz? Anabolizmaya örnek olarak verebiliriz. Cevabımız anabolizma olacaktı. Evet, geldik ikinci sorumuza. Tiroid bezinden salınan tiroksin hormonunun yapısına katılan ve eksikliğinde basit Goiter hastalığına neden olan mineral iyottur. Demiş iyot. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Su girişiyle polimerlerin kimyasal bağlarının koparılarak monomerlerine ayrılması olayına biz ne diyoruz? Hidroliz diyoruz. Hidroliz. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Demiş ki burada memeli canlıların süt salgısı içerisinde bol miktarda bulunan disakkarit çeşidi nedir bu? Çoğumuzun bildiği bir bilgidir. Laktoz. Son yıllarda moda oldu ya laktozsuz sütler. Laktoz memeli canlıların süt salgısı içerisinde bol miktarda bulunmaktadır. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Böcekler, örümcekler ve kabukluların dış iskeletiyle mantarların hücre duvarı. Nokta nokta adı verilen polisakkarit bulundurur. Nedir bu? Kitindir. Kitin adı verilen polisakkarit bulundurmaktadır. Altıya bakıyoruz. Kolesterol ve omurgalı hayvanların eşeysel hormonları nokta nokta adı verilen monomer yapılı bir lipid çeşididir. Ne adı verilen? Steroid adı verilen monomer yapılı bir lipid çeşididir dedik. Yedinci sorumuza bakalım. Bir amino asidin karboksil grubu ile diğer amino asidin amino grubu arasında ne kurulur? Peptit bağı kurulur ve dipeptit oluşur diyoruz. Cevabımız peptit bağı olacak. Peptit bağı kurulur ve dipeptit oluşur. 8'e bakıyoruz. Yardımcı kısım ile birleşerek aktif hale geçen apoenzime biz holoenzim diyoruz. Holoenzim dedik. 9'a bakalım. Enzimin çalışmasını azaltan madde veya faktöre biz ne diyoruz? İnhibitör diyoruz. İnhibitör diyoruz. 10. sorumuza bakalım. Suda yüksek oranda çözülebilen ve insan vücudunda sentezlenemediğinden besinlerle alınması zorunlu olan dayanıksız bir vitamindir. Nedir bu? C vitaminidir. C vitamini suda yüksek oranda çözülebilmektedir ve insan vücudunda sentezlenmediği için besinlerle alınması zorunludur dedik. Evet, şimdi tek kelimeyle cevaplayınız bölümüne geçiyoruz. Aslında bu bölümümüz çok faydalı bir bölüm çünkü bize bir tanım verecek ve biz bu tanımların cevabını söyleyeceğiz. Mantarlarda hücre duvarının temel maddesi olan polisakkarit nedir? Kitindir. Enzimlerin protein kısmına ne deriz biz? Apoenzim deriz. Protein sentezi sırasında amino asitler arasında kurulan bağ çeşidi peptittir. Az önce de aslında görmüştük peptittir. Bakteri, mantar veya hayvanlarda bulunan depo polisakkarite ise biz glikojen diyoruz. Devam edelim. Alyuvarlarda bulunan hemoglobinin yapısına katılan mineral demirdir. Değişen çevre koşullarına karşı vücudun iç dengesini koruması homeostazidir. Çocuklarda D vitamini eksikliğinde ortaya çıkabilen iskelet sistemi hastalığı ise raşitizmdir. Bunları çok iyi bilin bu tanımları. Boşluk doldurma doğru yanlış birçok yerde karşınıza çıkabilir. Enzimlerin etkinliğini artıran maddeye biz adı üstünde aktivatör diyoruz. Proteinlerin üç boyutlu yapısının bozulmasına ise denatürasyon diyoruz.
İki basit şekerden su çıkışıyla oluşan karbonhidrat grubuna ise disakkarit diyoruz. Canlıların hayatta kalma şansını artıran kalıtsal uyuma, adaptasyon diyoruz. Kan şekeri olarak bilinen monosakkarit çeşidi glikozdur. pH metrede nötr değerin altında ölçülen tatları ekşi olan bileşikler asitlerdir. RNA molekülünün karakteristik primidin baz çeşidi nedir? Urasildir. İnsanda kan yoluyla taşınan ve hedef hücrelerde etkisini gösteren düzenleyici organik bileşik hormondur. Yıkım reaksiyonlarına biz katabolizma diyoruz. Belirli bir işi yapmak üzere özelleşmiş hücre topluluğuna biz ne diyoruz? Doku diyoruz. Suyun diğer moleküllerle tutunmasını sağlayan kuvvete adhezyon diyoruz. Kansızlık ne diye adlandırılır? Anemidir diğer adı. Kemik ve dişlerin yapısında bulunan mineral ise klordur. Bu tanımları güzelce ezberlerseniz boşluk doldurma doğru yanlış karşınıza birçok şekilde gelir yazılıda faydalı olacağını düşünüyorum. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.